Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kaşarlı simit poğaça tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık. inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça tarifi mutlaka deneyin. Hadi buyurun tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler. Uygun bir tabağın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve bir su bardağı ılık su alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve 1 adet yumurta. Dilerseniz yumurta kullanmayabilirsiniz de. 3,5 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde e, bir tel çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrol bir şekilde ekleyelim. Ve bir tatlı kaşığı tuz kullandıktan sonra elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu simit poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Özellikle kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra bir tarife çok güveniyorum. Yıllardır yaptığım bir tariftir. Gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Hamurumu tabağımın içerisine toparladıktan sonra elimle güzel bir şekilde pürüzsüz olanı da yoğuruyorum. Ne kadar güzel böyle pürüzsüz bir hamur elde edersek bir o kadar poğaçalarımız da güzel olacaktır. Bu arada hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ediyorum. Güzelce toparlıyorum ve tekrardan tabağımın içerisine alıyorum. Yaklaşık bir 50 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 50 dakikanın sonunda güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanma süresi herkeste farklılık gösterebilir. Alık bir yerde mayalandırırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Hamurun güzel bir şekilde mayasını alıyorum ve tezgahımın üzerine alarak silindir haline getiriyorum. Bu aşamadan sonra hiçbir şekilde un kullanmadım. Hamurun kıvamı çok güzeldir, elinize yapışmayacaktır. Hamurumu silindir haline getirdikten sonra 16 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 16 adet simit poğaça elde ediyorum. Dilerseniz daha küçük yaparak da sayı çoğaltabilirsiniz. Hamurun kıvamını sizlere daha yakından göstermek istedim. Çok güzel bir kıvam elde ettik. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni vermeyi unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinizin şimdiden teşekkürler. Beze yaparken zaten bu hamurda beze yapmak çok kolay. Çok kolay bir şekilde beze yapıyoruz. Pürüzsüz olmasına lütfen özen gösterelim. Bezelerimi yaptıktan sonra hemen bir kenara alıyorum. O arada diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Çeyrek bardak pekmez kullandım. Herhangi bir pekmez kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve çeyrek bardak su kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Pekmez karışımını bir kenara alıyorum. Ve yaklaşık 200 gram kadar kavrulmuş susam kullanıyorum. İç malzemesi kaşar peyniri kullandım. Dilediğiniz iç malzemeleri kullanabilirsiniz. Artık poçamızın şeklini vermeye geçiyoruz. Çok basit. Özellikle yan taraflardan açmaya çalışıyoruz ki orta kısmı biraz kalın kalsın ve pişerken kaşar ortaya çıkmasın. Öncelikle pekmez karışımla bandırıyorum. Sonrasında susama. Böylece artık simit poğaça hazır oluyor. Tepsimin içerisine alıyorum. Sizlere daha yakından bir tane göstermek istedim. Özellikle yan kısımlarını bu şekilde açarsak ve ortasına kaşar peyniri iyi eklersek pişerken dışarı çıkmayacaktır. Ve güzel bir şekilde kapatıyorum. Ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Çok basit ve de çok kolay ve aynı zamanda çok lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen altını yağlamayı unutmayın. Keskin bir bıçak yardımıyla 3 çizik atıyorum e, poğaçalarımıza ve yaklaşık 10-15 dakika arası bekletiyorum. Eğer daha çıtır istiyorsanız bekletmeyebilirsiniz de. Önceden ısıtılmış 190 derecede fırına gönderdikten sonra pişiriyorum. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Tek kelimeyle gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Mutlaka bu tarifi deneyin kaçırmayın. Özellikle çayın yanında mükemmel oluyor. Bakın dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık. Dilerseniz buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. İlk sıcağa çıktıktan sonra hiç sorun olmaz. Umarım simit poğaça tarifini beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz mutlaka yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.